Genel izleyici için uygundur. cümleten hayırlı cumalar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti hepinizin üzerlerine olsun. Yine Allah nasip etti. Böyle bir programla karşınızdayız ve değerli Adnan Şensoy hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? Sağ afiyettesiniz. Rabbimizden razıyız. İnşallah o da sizi de bizi de razı oldu hale çevirsin hocam. Siz Amin. de iyisiniz. Çok şükür. Huzur ve afiyettesiniz inşallah. Allah razı olsun. Hocam böyle her geldiğim konuya soruyorum ya nasılsınız diye. Şimdi aklıma birden geldi inanmayacaksınız. Bir de seyircilerimize nasılsın diye sorayım mı ya? Çok güzel Hep olur. es geçiyoruz. Evet, İyisiniz inşallah. Nasılsınız? Sıhhata afiyettesiniz. Allah e, hanelerinize huzur bereket versin. Daima güzelliklerle beraber eylesin inşallah sizleri. E, duyar gibiyim. Çok iyi izliyorlar. Elhamdülillah. <laughs> Allah, Allah iyiliklerini daim eylesin. Zahiren ve batinen. Abi. Maddeten ve manen. Her Allah alanda ve anlamda. İslam dininde, e, İslam dininin mensubuyuz elhamdülillah. E, bu da temizlik e, bugünkü konumuz temizlik olsun İslam dininin temizliğe verdiği önem diyelim esasında temizlik deyince akla ne geliyor hocam ne, neyle başlamak istersiniz temizliğin hangi e, maddesiyle diyelim kıymetli hocam Hz. Adem aleyhisselam ile başlayıp Efendimiz aleyhisselam ile kemal ve olgunluğa ererek tamamlanan mübarek dinimiz İslam'ın e, temel doktrinini içerisinde çeşitli kavramlar var bu kavramlar içerisinde en çok dikkate gelen bir şey var. O da ayetlerin bizi yönlendirmiş olduğu bir gerçek. Allah'ın kelamı mübarek kitabı açıyoruz. 114 sure 6236 ayet bakıyoruz. Her seferinde bizi belli başlı yerlere yönlendiriyor. O yönlerden bir tanesi ise birçok anlamı içerisinde barındıran bir kavram. O da temizlik kavramı. Mesela kıymetli hocamla beraber bir sokağa çıkmış olsaydık, değerli vatandaşlarımıza sorsaydık, temizlik olarak size temizlik deyince aklınıza ne geldiğini soruyoruz deseydik, büyük ihtimal onlar temizliği, Çoğunlukla sadece dış elbisenin temizliği ya da bedenin temizliği ya da bulunan muhitin temizliği gibi kavramlarla algılıyor olabileceklerdi. Çünkü genelde biz temizlik kavramını bu şekilde insanlara sunuyoruz. Halbuki Rabbimiz okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen, mübarek kitabında temizliğin sadece basit bir dış ve yüzeysel temizlik olmadığını gösteriyor. Ruhun temizliği, aklın temizliği, kalbin temizliği, dilin temizliği, kulağın temizliği, malın temizliği, evin temizliği, ülkenin temizliği ve dünyanın temizliği. Peki biz bu temizlik kavramına nasıl başlamamız lazım? Kıymetli hocamla biz görev yaptığımız zamanlarda camide dersler verdiğimizde ilmi kitaplarını açıyoruz. Orada ilk başta karşımıza çıkan konu itikat bahsi oluyor. Çünkü Allah ilk başta kulunun inancını, imanını, kalbini temizlemesini istiyor. Bu kavramı biz nerede görüyoruz? Hadi Hz. İbrahim Aleyhisselam'a konuk olalım. Çünkü Kur'an'da en çok bahsi geçen peygamberlerden biri. Hz. İbrahim Aleyhisselam özlemini çektiğimiz burun, burnumuzda burun burun tüten kabe Muazzama'yı inşa ettikten sonra Hz. İsmail ile beraber ellerini açıp dua ediyor. Estağfirullah. Rabbena ve fihim rasulam minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim. Allah'ım benden sonra neslimden öyle bir insan, öyle bir kişi çıkar ki insanlığa o onları yetiştirsin, İlim ve hikmeti öğresin ve onları arındırsın. Neyle arındıracaktı? Onların kalplerini tevhid ile arındıracak, kalplerini ve hayatların inançlarını Allah'tan başka her şeyden temizleyecekti. Kulağıma bir şey geliyor hocam. İhlas suresi. Kur'an'ın üçte birine denk geldiğini Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor değil mi? Neden? Çünkü Kur'an'ın üçte biri imanı anlatır akideyi anlatır, itikadı anlatır. Çünkü inanç sağlam olursa gerisi onun üzerine inşa olur. Şu önümüzde bulunan güzel masanın altında bulunan sütunu yani temeli sağlam olursa üzerine siz de çıkarsınız, ben de çıkarım hocam. Ama eğer temeli sağlam değilse üzerindeki en ufak bir bitki dahi düştüğünde yıkılması e, kaçılmaz bir gerçektir. Evet. İhlas suresi de zaten bu noktada tevhidi sembolize ediyor aynı zamanda dediğiniz gibi. Üçte birini im, değil mi Üçte hocam? birini iman, itikat, iman. Ee, i̇şte... işte İhlas suresini üç defa okumak hani derler ya Kur'an'ı hatim gibi etmiş oluyorsun anlamında. Demek ki e, işte önce iman, itikat her şeyin başı o. Peki o Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duasına gelen kişi kimdi? Hadi bir Cuma suresine kulak verelim. Huvellezi Peygamber Aleyhisselam için o geldi ki sizin içerinizden seçtiğimiz peygamber ümmiyine rasule minhum yetlu aleyhim ayatihi ve ve yuallimuhumul kitabı hikmete sizin içerinizden öyle bir peygamber geldi ki size ilmi öğretiyor ne yapıyor? Sizi cahillikten temizliyor. Vel hikmete ilmi sadece teoride bırakmıyor pratiği de taşıyor ve size rehberlik yaparak bunu hikmetle taşıyor. Aynı zamanda sizi şirkten, nifaktan, kusurlardan ve batıldan temizliyor diyor. Demek ki Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın duası için gelen, duasına tercelli eden elçi Hz. Muhammed Aleyhisselam oluyor. Ziyaret. O Hz. Muhammed Aleyhisselam ise daim dualarında Allah Azze ve Celle'den bir şeyden sığınıyor. O da kalbinin şirkten, nifaktan, ve kötü ahlaktan temizlenmesi. Allahümme inni na'udhe bike mineşşirki ve nifaki ve suil ahlakı diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Demek ki en büyük temizlik kalbin şirkten yani Allah'tan başka bir yaratıcının ortaklığına bazen bu nefsimiz de olabilir, bazen dünyaya tamahımız da olabilir. Allah'ın ortaya koymuş olduğu, yaşamamız için bize takdir ve tercih etmiş olduğu dini hayatın dışında kendi beşeri arzularımız üzerine inşa edebileceğimiz bir inancı ortak koşmamayı yerleştirmek bazında. Mesela çok güzel bir şey değindiniz. Dediniz ki hocam hani e, halkımıza da sorsak temizliği anlatın aklınıza ilk geliyor hangisi geliyor dediğimizde ee, doğal olarak yani tabi olarak işte e, zahiri olarak hani beden temizliği, elbise temizliği çevre temizliği geliyor ama tabii ki bunlar da çok önemli ama siz çok güzel bir yere vurgu yaptınız biraz işin manevi boyutuna geldiniz mesela dediniz ki kalbi temizlemek ruhu temizlemek, aklı temizlemek gözü temizlemek e şey, mesela gözü temizlemek harama bakmamakla mümkün olabilir diye düşünüyorum veya bir yerde oturuyorsunuz bir gıybet bir dedikodu var ve siz kulak duyunca ister istemez sizde ortak olma potansiyeli de var. Allah göstermesin bu olaya. E ne oluyor? Kulak kirleniyor veya kalp. İşte kalbi de mesela e, kirlilikten temizlemek Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Ela bi tatma innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur, mutmain olur. Bir nevi temizlenir diyebilir miyiz? Çok güzel ifade buyurdunuz. Dikkat buyurun. Diller değil, ...diller Allah'ı anmak ile temizlenip huzur bulur deseydi anlardık. Ya. Yani elime tesvimi aldım. Allah, Allah, Allah diyor dilim ama kalbim şu Fatih hocamın cep telefonunu nasıl alabilirim? İş yerinden onun makamına nasıl çökebilirim? Kenarda bıraktığı arabasına nasıl el koyarım diyorsa o zaman olmaz değil mi? Demek ki en başta, ilk başta ettiğimiz şey kalbin şirkten, nifaktan temizlenmesi. Ben biliyorsam, benim kalbimi Allah bilmektedir. Ve eganen sahibi odur. Dilimi insanlara karşı koruduğum gibi, çünkü dilimden yanlış bir şey çıksa hocamın yanında mahcup olurup Değerli izleyicilerimizin karşısında utanırım. Ama kalbimdeki mi onlar bilmez. Lakin bilen bir zat var. O Allah ki Alimun zati sudur. Kalbimdekini biliyor. Ben bunu gerçek anlamda itikad etsem, kalbimi kötü düşüncelerden temizleyip, kalbimin sahibi olan Allah'a bu şekilde sunmuş olsam, ne olacak? Dilimin zikri kalbime inecek. Kalbe inince zikir, benim hayatımı ne yapacak? Düzeltecek. Bunu nerede görüyoruz? İlmal kitabındaki ilk konu itikadı gördük. Kalbimizi temizledik. Şirkten, batıl inançlardan. Sonra karşımıza bir şey çıkıyor. Temizlik bahsi. Anladığımız temizlik. Ama bu anladığımız temizlikte de ulemamız çok farklı boyutlar getirmiş hocam. İçerisinde namaz var, zekat var, oruç var, hac var ama hepsinin başına işaretlenmiş bir temizlik kavramı var. Namazın içinde ve dışında farzlar diye anlattığımız kavram. Hadesten taharet, necasetten taharet. Bak çok Nedir çok Bunu bir açmak lazım Şimdi, hocam. İnancımızı temizledikten sonra temizlik kavramına başladığımızda ben mesela bugünkü tabirle direkt namaza başlamak istiyorum. Dur diyor. Bir kimse cennetin arzuluyorsa, cennete gitmek istiyorsa namaz onun önemli bir anahtarıdır. Ama namazın anahtarı da abdesttir diyor. Ama abdestin namazla ne alakası var? Allah Azze ve Celle zahirin huzuruna gelmeden manevi temizliğin ilk adımı abdest ile huzuruna gitmemi istiyor. E onun da iki tane kavramı var. Bir normal aldığımız abdest, bir de gusül diye bahsettiğimiz genel abdest. Biz bunu hadesten taharet, yani manevi kirlerden temizliğin bir aktivitesi diyoruz. Sonra namaz kılacağım, Hı. ibaret edeceğim mahalin temiz olması. Buna da necasetten taharet Hatta diyoruz. Hatta şöyle derizim, elbisemizde necis bir şey var mı mesela? Hep deriz ya veya kılacağımız yerin temiz olması bu ikinci plan şimdi bir hades dediğiniz hadesten ikincisi necasetten tamam ben şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim de bunu da lütfen arz edin. Yani necasetten taharet. Şimdi hocam necasetten taharet, hadesten tahareti abdestin yani manevi temizliği yaptık. Tamam. Fiziki olan muhitimizin temizliğini Süper. yaptık. tamam. Şimdi Rabbimizin huzuruna çıkacağız bir sıkıntı var ruhun temizliği, Rabbimin huzurunda durmaya layık mı? Bana namaz, Kur'an'da sürekli namaz kıl, namaz kıl. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَهُمْ fi صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ Namaz kılanlara ne mutlu, onlar ki namazlarında huşu içindedirler, müminler kurtuluş ermiştir diye bana namaz, namaz, اَقْقِمُ السَّلَا, اَقْقِمُ sala diyor. Ama Maun suresinde de <laughs> vay o namaz kılanlara ki diyor. E niye o da aynısını yapıyor? O da aynısını yapıyor. Hoca bir insan Namaz kılan bir insana niçin namaz kılanlara yazıklar olsun der ayette. Şimdi bu soru çok enteresan bir soru değil mi? Yani insan ya namaz kılan bir insana niye Allah yazıklar olsun diyor? Ya Allah ile irtibata geçiyor, namaz kılıyor. Şimdi ben yeni müslüman olmuşum. Hı. İlk başta kalbimi temizlemişim, imanı koymuşum. Şirk yok artık kalbimde. Hı. Allah Azze ve Celle huzuruna döneceğim, ibaret edeceğim. Benden abdest almam istiyor, abdestimi aldım. yeri Yeri tamam. temizlediyor, yerimi temizledim. Tam namazı duruyorum, kısa süre diye maun ezberlemişim. Hı. Namazdayken diyor ki yazıklar olsun namaz kılanlara ki. Hayda oldu şimdi, müslümlü. bunu bir açalım hocam ya. Demek bence. ki. Çünkü çok özür dilerim yani bu noktada bir insan tamam hadesten taharet kavramını kısmını geçti. Necaseti de halletti tertemiz. Artık elleri kaldırdık böyle iki elimizin işte dünyalık her şeyi iki elimizin tersiyle anlık da olsa atıyoruz. ellerimizi Allahu Ekber Allah'ım sen en büyüksün diyerek elleri bağlıyoruz ve irtibata geçmeye başlıyoruz. Ama bu noktada işte ruhumuzda beden yani kalbimizde kötü düşünceler sıkıntılar varsa burada bir problem var değil mi? Belki de o bu kapsama giriyor mu Maun suresindeki? Meryem suresinde cehenneme girenlerin cehenneme girme sebeplerinden birisi olarak anlatılan namazın terki kavramı, Maun suresinde neden namaz kılıyorlar dermiş gibi bir izlerim veriyor. Halbuki buyurduğunuz gibi kulun dikkatini başka bir yere çekiyor Rabbimiz. Namaz kılarken bedenin ve yerin temizliğini, abdest ile kısmen manevi temizliğini yaptın da, <laughs> Ruhen temizliğin var mı? Ya. Beş vakit namazda olmazsa olmaz sana emretmiş olduğum bir sure var o sureyi bilerek okuyor musun benimle beraber? Hani size bir hoca ile talebenin hadisesini arz etmiştik bir ara. Talebe diyor ki ben her gün hatimmeye başlıyorum, bütün gün okuyorum, cüzler okuyorum, bazen hatim yapıyorum. Diyor ki hocası evlat diyor. Bugün diyor sanki yanında ben varmışım gibi hatme başla geceliğin okuyormuş hmm. teheccüd vakti. Bir de böyle hocasına kendini gösterecek hocam bak ben işte teheccüdden beri ibadet ediyorum falan diyecek. Hocam birkaç cüz okuyabiliyor hocasına gelip diyor ki hocam yanımda siz varmış gibi okudum. Birkaç yüz ancak okuyabildim diyor. Evlat diyor bugün yanında Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Muhammed varmış gibi oku diyor. Hocam bir cüz ancak okuyor. Ertesi gün gelip diyor ki evlat madem bunu da başardın yanında Peygamberimize Kur'an'ı getiren Azrail varmış gibi oku diyor şey özür dilerim, Cebrail varmış gibi oku diyor. Hazreti Cebrail varmış gibi okumaya başlıyor. Hocam on sayfa zor okuyor. Diyor ki evlat, şu an hep varmış gibi oku dedim. Bil ki Allah Azze ve Celle her zamanda ve mekanda seninle beraberdir. Bunu bil, unutma ve öyle oku diyor. Hocam çocuk açıyor, Biliyorsunuz ilk suremiz dizilişte Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Malikü ve Middin İyaka Duruyor Çünkü dili bir şeyi söyleyecek ama Allah onun kalbini biliyor Bir sıkıntı var hocam burada İyaka na'budu Ve iyaka Tekrarlıyor, Tekrarlıyor Ama diyemiyor hocam çünkü Yalnızca sana kulluk ederim Ve yalnızca senden isterim isteriz diyecek. Ama biliyor ki Allah'a karşı bunu samimi olarak yerine getirmemiş. Bunu söyleyemiyor. Bu şuurla kılınan bir namaz ile sadece aklım, kalbim Mevla'da değil, kalbim Leyla'da, dilim Mevla'da, ruhum ibadette ama icraatim başka yerde. Bu ibadet mahşer günü kulun yüzüne çarpılmasından endişe edilen bir ibadet haline dönüşüyor. Mesela hocam feveylül lil musallin Ma'un suresindeki hani vay o namaz kılanların haline diyor ya Cenab-ı Hak. Bu anlatacağım bu kısma girer mi bu ayete? Mesela güncel misal verelim. Yaşam, yaşanmış hikayeler var hocam. Hakikatler de var. Keşke olmasa keşke herkes namaz kılanlar e, samimi bir şekilde sırf Allah rızası için huşu içerisinde hepimiz kılsak keşke. Ancak mesela bir iş yerinde diyelim ki birisi namaz kılıyor ama e, mertebesinin, rütbesinin e, artırmasını istiyor. Daha doğrusu namaz kılmıyor, özür dilerim. E, birim amiri diyelim veya müdürü namaz kılıyor. Sırf o görsün. Mescide gideyim, işte fabrikanın mesidine orada namaz kılayım. Beni görsün. Belki benim mertebemi yükseltir anlamında gidip namaz kılıyorsa bu belki de fevelülil musallin ayetine mazhar olur mu hocam? Hemen peşindeki ayet açıklıyor aslında değil mi hocam? اَلَّذ۪ينَهُمْ fi salatihim sahun. Onlar namazlarında gevşeklik yani namazın gerçek hakikatinden uzaktır. Ya gösteriş için ya menfaat için Hı. ya desinler için ya işini yürütmek için ya da birilerine aidiyet göstermek için savun Yani tamamen işin içeriğinden ayrı bir harekette ve fakiri yedirmez, ihtiyaç sahibini kollamaz. Böyle bir namaz namaz değildir demeye çalışıyor. Yoksa Allah Azze ve Celle defaatle imandan sonra en çok üzerine düşmüş olduğu ibadet namazken kendine öyle. Neden böyle bir ifade kullanmış olsun? Allah Resulü'nün şu ifadesini hadi bir kapı aralayalım. Mescitte birisini görüyor. Benim gibi yapıyor. Adam hızlıca rükü secde rükü secde bit, bitir gidiyor hocam. Efendimiz diyor ki hey filanca gel. Bir daha namazını kıl diyor. Adam bir daha aynı şekilde hızlıca böyle kılıp kılıp gidiyor. Efendimiz diyor ki hey filanca bir daha kıl. Diyor ki anam babam sana feda olsun ey Allah'ın özünü. Kusurumu söyle bir daha göre diyor. Diyor ki sen namazı bir horozun yerden yem alması gibi hızlıca kılıyorsun. Böylece fiziksel bir rütüel yerine getiriyorsun. Fiziksel bir rütüel yerine getiriyorsun. Ama ruhi bir ibadeti yapmıyorsun. Ruhunu katmak lazım. Efendimiz diyor ki rüküye gittiğin zaman bütün mafsalların onu hissetmeli. Bütün mafsalların o rükû anını yaşamalı. Kıyamdayken onu yaşamalı. Secdedeyken onu yaşamalı. Böyle yapılan bir ibadetin insana katacağı hakikat ile sadece yapım yaptım bitti denilen bir ibadetin efendim insana katacağı bir olur mu? Hac için ne diyoruz? İnsanlar hacca telbiye ile gider terbiye ile döner diyoruz değil çok mi? Çok güzel. Abi. Niye? Çünkü orada ibadetin ortaya kattığı şey var. Mesela Adnan namazı övmek için birçok şey ortaya koyabilir. Ama namazı emreden namazla alakalı çok ilginç bir şey ifade ediyor. Diyor ki muhakkak ki namaz insanı kötülükten alıkoyar. Tam o ayet ağzında hazır bekliyordu. Vallahi hocam işim okudunuz. Kartten kalbe yol varmış hocam. İnne salate tenha anil vel Muhakkak ki namaz insanı kötülükten alıkor. Yani? Koymuyorsa peki. Temizler yani. Peki koymuyorsa hocam ve halen o insan namaz kılıyorsa orada bir problem mi var? Demek ki Demek ben ki tam namazı... temizlenemedik değil mi? Ruhumuzu e, kötü hasletlerden belki de kul hakkı yiyoruz. E, ticari ahlakımız kötü. Kamu hakkı yiyoruz. E, bunlar yaşanan hakikatler. Dolayısıyla bunlardan bir yani gıybet ediyoruz, haset ediyoruz, dedikodu yapıyoruz. Komşularımıza kötü muamelede bulunuyoruz. Hayvanlara kötü davranıyoruz. Bunların hepsini yapıyoruz namaz kılıyoruz. Burada bir problem var mı hocam? Hocam çok güzel bir hadis aklıma geldi. Efendimiz bir zattan anlatıyor. Başında dinlediğinizde adam evliya sanıyorsunuz. Bakınız. Adamın birisi vardır diyor. Yollara düşmüştür. Başında güneş, ayakları yalın ayak. Allah yoluna gelmiştir. Ellerini açmıştır diyordur ki Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diyordur diyor Allah Resulü. Tam bir evliya vasfı değil mi? Allah Resulü bakın ne diyor. Halbuki bu adamın yediği haramdır, giydiği haramdır, elde ettikleri haramdır. Allah böyle bir kulun duasına icabet etmez diyor. Oruçla alakalı hadisi hatırlayınız. bir kimse oruç tutarsa ama kavle zuri ev amel yani kötü bir sözü yalanı ve yalan işi terk etmezse Allah'ın onun yaptığı ibadeti kabule ihtiyacı yoktur. Sadece o beden aç kalmış olur. Hac içinde. Şimdi eskilerin bir lafı var. Bizim ecdat birçok dini tabiri ya kıssalarla ya menkıbelerle ya da kısa özdeyişlerle anlamlandırmıştır. Demiş ki kişi hacı olmaz Kabe'ye gidip tavaf etmekle affediniz izleyicilerimiz de affetsin. Eşek derviş olmaz tekkeye su çekmekle. Yani ibadette asıl olan onu yapmak ama daha asıl olanı onu Allah için samimiyetle yapmak. Evet. Niyetsiz ibadet olur mu hocam? Niyetsiz ibadet olmamalı. Ee, önce zaten innemel a'malü bin niyat. Ameller Sadaka yapılan ni, e, niyetler, ameller niyetlere göre değer ederim. kazanır. Ee, hocam bu noktada kulağıma da yönetmenimiz beni uyarıyor. İsterseniz bu konuyu ilahiden sonra devam edelim. Ne dersiniz? Başüstüne. Eyvallah. Hasan Akıntaş ve ekibinden şöyle güzel bir ilahi dinleyelim. Buyurun. Diller bilsin bilsin hakkı seven

istediğim haktır beni Allah deyip yana yana istedim haktır beni çok teşekkür ediyoruz yine Hasan Akıntaş ve ekibine çok güzel bir ilahi seslendirdiler. belki ekranlarını yeni açanlar vardır. Konum konuğum adnan Şensoy ilahi açı yazar. Hocam tekrardan hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk güzel hocam. hocamla tam da niyet tek kaldı. Yani konumuz temizlik. Ama tabii bu ruhi temizlik de var, fiziki temizlik de var. pandemi sürecindeyiz. Temizliğe biraz daha hassas olur olduk. şimdi e, niyet bahsinden tam e, hadisi şerifi okumuştunuz öyle araya gitmiştik. Hani innemel e'malü bin niyet, ameller yapılan işler niyetlere göre değer kazanır dedik. Sonra şunu ifade edeceğim hocam hani temizlik bahsiyle alakalı. Peygamberimizin zaten çok temiz olduğunu, temizliğe çok hassas olduğunu hem kendi bireysel hem ailevi olarak hem de çevresindeki insanlara temizlikle alakalı çok güzel telkinlerde bulunmuş. E, temizlik imanın yarısıdır gibi çok önemli bir iddialı bir söz söylemiş. Halkımız aslında bunu da bilir. Temizlik imandandır der. Değil mi hocam? Aynen. Şimdi e, bu noktada e, Kuba halkı hani Peygamber Efendimiz'e çok e, farklı bir sevdası olan bir halktan bahsediyoruz. Allah Kuba halkını e, Kur'an-ı Kerim'de bir ayetle atıfta bulunuyor. Ama hangi yönü? Temizlik yönü. Çok ilginç. E, mesela Peygamber Efendimiz'e kucak açtılar. Ondan bahsetmiyor ama özellikle o halkın temizlik yönünü ele almak kaydıyla hangi ayet hocam o? Değerli hocam Tövbe suresinin 108. ayetinde رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَضَهَرُ Orada temizlenmeyi seven insanlar vardır diyor ve Allah da ekliyor. Hani onların temizliğinden Allah rahatsız değil Celle Celaluhu diyor ki Vallahu يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ Allah da o temizlenenleri sever diyor. Hmm. Efendimiz Aleyhisselam bu ayet inince Kuba'ya her zaman genelde cumartesileri bazen de pazartesileri Efendimiz yürüyerek gidermiş. Vefa duygusuna bakın hocam. Yani Medine'ye geldiğinde ilk onları çok güzel karşıladığı için Efendimiz'i ve yanında bulunan Hazreti Bekir'i ve diğerlerini. Efendimiz vefa olarak her cumartesi yanlarına gidiyor. Allah şu vefayı bize versin. Güzel hocam diyor ki Allah sizin hakkınızda bu ayet indirdi. Siz ne yapıyorsunuz da Allah sizi bunun için övdü diyor. Diyorlar ki ya Resulallah biz temizliğe çok dikkat ederiz. Fiziki temizliğimize de dikkat ederiz. Kalbi temizliğimize ya. de dikkat ederiz. Her İkisi anlamda bütün temizler. hocam işte. Sadece fiziki temizlik olup da ruhunu katmadan yapılan ibadetlerin Allah katında değeri olmadığını zaten biraz önce Maun suresinde tedaülülül musallin olarak ifade ettik. 3 kişi oturuyoruz. Siz ben İzzet Bey oturuyoruz. Sizle ben bir şey konuşuyoruz. Ben hemen ortama bozuyorum. Diyorum ki hocam filanca da şöyle filanca da böyle. Hemen İzzet Bey bana diyor ki ya senin de kalbin pis diyor. Kalbini temizle diyor aslında halk olarak farkındayız. Dilimiz toplumsal olarak bu kelimeler aşina. Ama pratikte biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Kalbimizin temizliğinin dilde olduğunu söylüyoruz ama hayatta aslında bunu uygulamamız gerektiğini kaçırıyoruz. Kesinlikle. İki kişi konuşunca diyor ya kalbini temizle. Senin kalbin kötü düşünüyor. Hayır. Kalbin temizliği güzel duyguları Allah'tan dolayı bağlı tutup tertemiz tutmaya bağlıdır. Mesela hocam şu ayet geldi aklıma. Es-sallahu billah innallaha yuhibbu't-tawwabin ve yuhibbul mutadahhirin. Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. Şimdi burada tövbeyle temizliğin ne bağlantısı var hocam? Bütün sohbeti özetleyen Bakara suresi 222. ayet değil mi hocam? Her şey özetledi. Bir kalbini iman ile temizler tövbe ile geçmişini temizler. Yeni bir sayfa Aa, açarsın. Neyse. Ya mesela ben günah düşmüşüm. Kusursuz insan yoktur peygamberlerden başka. Günah düşmüş, birçok kusuru amel defterime işlemiş, yüzümü karartmış olabilirim. Ne olacak benim halim? Mahvu oldum, yok mu oldum, helak mı oldum? Hayır. Hocam bana diyor ki temizlenmek ister misin? Geçmişini temizlemek ister misin? Temiz kavramına bakın hocam burada da kullanıyoruz. Geçmişini temizlemek ister misin? İsterim. O zaman tövbeyle geçmişini temizle. Çünkü Allah böyle temizlenenleri sever. Tövbe geçmişini temizle, Allah böyle temiz sever. Bu ayet bize bu yolu çok güzel göstermiyor. Çok güzel, gerçekten. Mu? Geçmişimizi temizleyeceğiz, imanımızı temizleyeceğiz, ibadet mahallemizi temizleyeceğiz. Buhari'ye geçen okuyorum tekrardan. Allah Resulü övüyor. Diyor ki, yolda giderken adamın bir tanesi bir diken görmüş. Ve dikeni kaldırıyor. Allah o dikeni kaldırması sebebiyle onu affetti diyor hocam. Sahih Buhari'de geçiyor. Yolda siz gördüğünüzde insanlara eziyet verecek tek bir dikeni kaldırıyorsunuz, temizlik yapıyorsunuz ve Allah Azze ve Celle'nin affına sebebiyet veriyorsunuz. Bu ne muhteşem bir şey. Girdiğiniz yeri temizliyorsunuz. Yoldayken Allah Resulü insanların gelip geçtiği yere tükürmeyi bile affediniz. Reddetmiş ve men etmiştir. Ve halen çok özür dilerim. Günümüzde hocam özellikle seyir halinde, trafik halindeyken önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda bazı araçlardan... Hocamız böyle affedersin yediği içtiği şeylerin e, ne derler ambalajını vesaire yere atan trafik halinde bazen e, çok özür dilerim içtiği işte e, ürünleri ürünleri e, attığı zaman hem dumanı hem de izmariti gelebiliyor Allah göstermesin bunlar hepsi kazaya sebebiyet kul hakkına girer. Bunlara çok özel e, özen göstermemiz gerekiyor. Bir parantez açıp bir şey söyleyeyim hocam. Geçen evin camından e, belediyenin temizlik ekibini çekiyorum. Bakıyorum ki iki tane adamcağız çoluk çocuğunun rızkı için, evinin geçimi için orada tek yapacağı şey normalde şu. Makineden alacak oradaki konteynerları, arabaya yükleyecek yapması gereken bu. Ama insanımız, tabii ki tenzih ediyorum, bir kısım, cüz'i bir kısım insanımız çöp tenekesinin içine değil çevresine atıyor. Yediğini içtiğini kenarına bırakıyor. Aynı günün gündüzünde genç bir delikanlı gördüm haktan, hukuktan, emekten bahsediyor. Elinde bulunan içeceğin şişesi, çöp kutusu şurada hocam, iki adımlık. Aldığı gibi sokan diğer başına attı. O temizlik ekibindeki abimizin, amcamızın hakkına girmiş olmadı mı? Ve bu, ona sorsan, bazen çünkü karşılaştım, e, temizlik ekibi var, bunların işi ne? Biz bunu atmazsak onlar maaş alamaz diyen... <laughs> yani güruh da var üzülüyorum yani gülüyorum da. O devletin yollarını temizlemekle sorumlu. Benim pasaklıklarımı değil. Ya. Sen, yani ben kendim için söylüyorum. Aynı şeyi bana karşı yapsalar, bunu kabul eder miyim? Sen okulundayken öğretmeninin sana ekstradan bir fazla ödev vermesini ya da arkadaşının ödevini sana yüklemesini bile kabul etmiyorken ne olsa öğrencisin, işin ödev yapmak demiyorsun ve hazmedemiyor, kırılıyorsun. Peki o emekçinin durumu? Hayatımızın her alanında var. Bizi burada kontrol etmesi gereken bir şey var. Eğer ben temizlik kavramını sadece kalbime indirip sosyal sorumluluklarımı atlarsam bak peygamberim ne diyor temizliği hayatın her alanına koymuş ve su ile temizliği hep sünnetiyle uygulamış. Temizlik imanın yarısıdır ve temizlik imandandır ifade etmiş. İman yetmiş şubedir, en üstü la ilahe illallah'tır, en küçük insanların yolda eziyet veren bir şeyi kaldırmaktır demiş. Yarın kıyamet kopacak olsa, elinizde hurma fidanı varsa onu dikin ve toplumun yeşermesine, temizlenmesine katkıda bulunun demiş. İki mezarlığın yanından geçerken bir tanesinin azap çektiğini görünce kırık bir hurma dalını alıp mezarına koymuş. Umulur ki bunun temizliği Allah'ı almasa onun azabını hafifletir demiş. Hayatının her alanıyla temizliği zirvede yaşamış bir peygamberin hassasiyetini atlamış olursam mahşer günü müflis hadisini hatırlarım ve üzülürüm. Çok büyük kayıplara düşerim. Temizliği sadece bedene indirgersem, temizliği sadece kalbe düşürürsem iki yönden daha hata yaparım. Dilimi yalandan, gıybetten, iftiradan temizlemem gerekiyor. Her bir ayrı konu. Gıybeti saatlerce konuşmamız, iftirayı konuşmamız lazım. Küfür etmek. Dilimi küfürden temizlemem Galiz gerekiyor. Galiz ifadeler kullanmak. Galiz ifadeler kullanmak. Yani Çünkü kalp kırmak. Kalp kırmak. Kalbül mümini beytullah diyoruz ki bari kelam olarak kalp Allah'ın beytidir. O zaman hocam mesela bir insan bir insana hakaret ettiğinde kalbini kırdığında kötü söz söylediğinde gıybetini yaptığında dedikosunu yaptığında Dilini kirletmiş oluyor değil mi? Dilini kirletmiş oluyor. O zaman temizlik konumuz ya. O zaman bunu te, yani dilimizi nasıl kirden arındıracağız? Tövbe ve helallik ile. Ve bunun en önemli kaybı yani en önemli hatırası sen unutuyorsun. Belki hakaret ettiğinde unutuyor. Ama Allah unutmuyor. Bir hoca efendi hanımı ile beraber konuşuyorlar. Hanımı biraz heyecanlanmış başlamış konuşmaya. Ondan haber bahsediyor bundan haber bahsediyor. Hoca şöyle gözünü kaldırmış. Hanım demiş. Ağzını biraz temizle. Hemen böyle yapmış. Demiş ki oldu mu? Demiş ki hanım ağzını temizle. Böyle böyle yapmış. Oldu mu demiş. Hanım demiş. Ağzını temizle. E demiş neresi göster temizliğim. Hayır hayır. Ağzını gıybet ile, lemime ile, laf taşımak ile kirletiyorsun. Ağzını temizle. Aynı Allah Resulü'nün Hazreti Ayşe annemize dediği gibi ağzını temizlemesini gıybetten yana söylediği gibi. Aşağılamak, alay etmek, hakaret etmek, laf dolaştırmak, boş konuşmak, yük yüklemek, kırmak ve encitmek için kullanıldığı zaman ağız kirlenir. Kötüyü işitmek, kötüye kulak kabartmak, insanların gizli sırlarını aramak. Hocam kapının arkasında özel bir şey konuşuyor. Acaba ne konuşuyor? Bardağı duvara dayamak. Bunlar kulağı kirletmek. Gözü helale bakmak, helal ile ...güzel tefekkür ile, makul ve mübaşe ile geçiştirmekten değil de... ...kötü gözle bakmak, kem göz sahibi olmak. Hmm, hocamın bu saati de ne kadar güzel oldu, ona hiç yakışmadı, keşke bende olsa. Ne oldu? Gözü kirlettin. Ya da birisine geldin, dedin ki gayrimeşru bir düşünce içerisinde... ...şehvani bir bakış açısında, el alemin namusuna göz diktin. Ne yaptın? Gözü kirlettin. Ayağınla işine, aşına, evine, yurduna gitmek varken hırsızlığa gittin gasp etmeye gittin. ...insanların malını ellerinden almaya gittin. Yuvaları yıkmak için laf taşımaya gittin. Ne yaptın? Ayaklarını kirlettin. Bu kirlilik dünyada kalsa bir şekilde yırtar da hocam. Ve tukallimuna eydihim ve teşhedu erculuhum bima kani eksibun... Yasin suresini sık sık okuyoruz da Vallahi bu ayetin. içinde ben, neler diyor. her aklıma geldiğinde, her işittiğimde, her okuduğumda farklı hocam, maşer günü gelmişim. Rabbimin huzurundayım. Hiçbir aracı yok. Perde yok. Rabbim direkt huzurumda. Bana diyor ki sen Adnan programda Fatih Hoca'nın yanında konuştun arkasından çekiştirmeye başladın. Yok ya böyle bir şey. Tak dudak başlıyor. Ben şahidim beni konuşurdu Allah. Im. Bir de enteresan ayetin mali şöyle hocam. Siz de daha iyi biliyorsunuz hani evet. el yevme nahtimu e, el yevme o gün nahtimu mühürleriz ala efaim ağızlarınızı ve tükellimun aidihim ellerinizi konuşuruz ve teşru erculhum bir mekan yüksebun yaptıklarınızda da ayaklarınız şahit olur. Yani dediğiniz gibi ya ey Fatih bak şöyle güzel anlatıyordun ama sen böyle böyle yaptın. Tam ben kendimi savunma mekanizmasına geçeceğim. Ağız konuşmayacak, mühürlenmiş olacak değil mi? Ama el konuşacak. Belki ağız olumlu konuşacak dediğiniz gibi ama el tam tersini söyleyecek. Ayak da. Yani her, her şeyimiz şahit bizim ağzalarımız. Hadi güzel hocam İlmihal kitabından bir giriş yapmıştık. Amellerin temizlik boyutuna bakalım. Allah Azze ve Celle bize namazı niye emretmiş? Ankabut 45'i okudunuz. Bizi günahtan temizlesin diye. Peki zekat? Zekatın anlamı nedir? Temizliktir. Zekat verene ne denir? Müzekki, arınan denir. Zekat ne yapar? Kişiyi arındırır. Neyden temizleyip arındırır? Onları kendi mallarında bulunan ihtiyaç sahiplerinin haklarından, gözlerinden, ihtiyaç ve beklentilerinden arındırır. Yani her zenginde e, fakirin hakkı vardır değil mi hocam? Aslında verilenler bir nevi fakirlerin doğal hakkı, tabi hakkı. E, Peygamberimiz diyor ya ayette, Huzmin sadakatın emvalim, huzmin emvalim sadakatun. Onların mallarından sadaka al <laughs> ve onları temizle. Demek ki onların mallarından verilen zekat, zenginin malını temizliyor. ...bunu anlama geliyor? İnsan kazandıkça kazanası, elde ettikçe elde geliyor. Habil'e Kabil gibi, dünyanın yarısı Habil'in yarısı Kabil'in. Kabil diyor ki, yarısı benim ama o yarısı da benim olsun. Ya o yarısını kullanmaya kalksan kullanamazsın, ömrün yetmez. Ama hırs ve ihtirasla onu da istiyor ve ilk katil oldu. Demek ki hırsı, mal sevgisini bir şey temizler. O da zekattır. Çünkü zekatla ben verme duygusunu yaşarım. Verme duygusunun tadı hırsın kederinin önüne geçer. O da beni hırstan temizler. Vermek de çok zordur ama değil mi hocam? E hocam imamlıktayken hatırlayın. İnsanlar geliyor. Hocam bir zekatımızı hesaplar mısınız? Hesaplıyoruz. Hocam bir daha mı hesaplasan? Bir daha hesaplıyoruz. <laughs> Hocam ya kusura bakma ama bir daha mı hesaplasan diye mal canın goncasıdır. Hocam yoklukta vermek imtihandır ama varlığın imtihanı daha çok zordur. Bunun farkında olduğu için Hazreti Süleyman şöyle demiş. Rabbi inne ehbabtu hubbel hayri an zikri Rabbi. Rabbim ben dünya malını seviyorum ama seni anmama vesile olduğu için seviyorum diyor. Yani sebebi niyeti kaçırmıyor. Çünkü niyeti kaçırırsam yani şu gözle bakmamak korkarım. lazım yani dünyalık olarak bazı insanlarımız maddi anlamda çok refah içerisinde yani ama İslam sanki fakir yaşayın demiyor varlıklı da olmak lazım. Yani emirler yap onun için evet. hac için zekat için hep evet, maddi bedel gerekiyor. Varlıklı olan insanlar da Allah'ın kendisine takdim ettiği o nimeti mal nimetini mülk nimetini yine gerçek rızay bari doğrultusunda yaşarsa harcarsa infak ederse o zaman o malın o insana katkısı olur güzelliği olur. Ama dediğiniz gibi hani zekat vermekle siz kendinizi temizliyorsunuz dediğiniz çok önemli bir şey bu. Ve ecdat bu ede böyle korumuş ki hocam. Mesela siz bana zekat mı vereceksiniz? Adnan gel bakayım. Bu seneki zekatımın parasını sana lütfediyorum. Al dememiş hocam. O da ayrı bir dert hocam. Hocam sanki zekat verirken sizden ne işte bir arzu halimiz var. Kabul büyüme lütfunu bize bahşeder misiniz? Biz de böyle kapalı defterlerle, dosyalarla, zarflarla, aracılarla vermişler. Evet, etme. Sonradan başa gel, başa kalkmakla gelen sadakadan daha hayırlıdır tatlı bir söz. Aynen ayette geçiyor değil Ayette de bunu söylüyor. Demek ki Allah'ın emrettiklerinin hepsinin öncelikle kalpte niyet ile temizlenmeye, sonra uygularken Allah peygamberlerini neyle göndermişti? Yalnızca ilimi yaymaları ve anlatmaları için miydi? ilim ve hikmet. Hikmet işte bu zerafettir. Evet. Hikmet bu inceliktir. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki hanımına iki kişilik çorba yapmış. Evet. Suyunu biraz arttır diyor. Komşuya da verirsin. İncelik ve zarafetle vermeyi öğrenmiş olan ecdat sadaka taşları diye icat yapmışlar hocam. Böylece veren verdiğini ...kimi aldığını görmüyor... ...alan kimin verdiğini görmüyor... ...böylece Aynen Fatih Hocam bana ikramda bulunmuşsa... ...bir dahaki sefer karşılaştım ...ona karşı bir mahcubiyetim olmuyor... ...aynen bir de e, muhtaç olan kişi... ...o sadaka taşlarından... E, ...ne derler... ...gönül rahatlığıyla ihtiyacı, rahatlığı yani. ihtiyacı kadar alıyor... <laughs> ...o da önemli bak hepsini almıyor... ...bu da alıcının edebi... Heh. ...mesela şimdi Ensar'la muhacirinden... ...şu anda ülkemizdeki mülteci durumundan dolayı... ...ihtiyaç sebebiyle gelen... E, vatandaşlarımızın, insanların, kardeşimiz ihtiyaçlarından bahsediyoruz. Bir onları kameralar karşısında rencide ederek sunmak var. Bir de Hazreti Hüseyin Efendimiz gibi, Zeynel Abidin Efendimiz gibi gizlice kapısına gelip ya. sessizce bırakıp başka bir şey ihtiyacınız olursa benim adım sana önemli değil. İşte numaram yazın getireyim. Ve Zeynel Abidin Hazretlerinin de mi sırtında nasırlar oluşmuş. oluşmuş. Geceleri o çuvalları işte erzakları ya. kapı kapı dolaşıp karanlıkta özellikle e, ihtiyaç sahibi insanlara vermesi ayrı bir zarafet, ayrı bir hikmet, ilim Herkes olabilir ama o ilmin yanında o hikmet olursa o zaman bir şey anlam ifade ediyor. Hocam e, Cuma'nın feyzinden, bereketinden istifade etmeye çalıştık. Zat-ı gerçekten çok güzel bilgiler verdi. E, ayetler ve hadisler ışığında e, temizliğin maddi ve manevi e, anlamda boyutlarını daha doğrusu konuşmaya çalıştık. Sizlerden istifade ettik. Allah razı olsun. E, değerli izleyenlerimiz Allah nasip ederse inşallah Cuma'ya e, hafta önümüzdeki Cuma sabahı yine güzel bir konuyla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. E, şimdi dilerseniz programımızı yine her zaman olduğu gibi dua ile bitirelim. Sizler amin deyin. Adnan Hocam şöyle güzel bir dua yapsın. E, buyurun hocam. Başüstüne. Nestağfirullah, nesteyizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve ala rasulillah. Ey her şeyi gören, her şeyi işiten, her şeyi bilen Allah'ımız. Dilediğini aziz edip yücelten, dilediğini zelil edip alçaltan Allah'ımız. Dilediğini ileri alan, dilediğini geri bırakan Allah'ımız. Dilimizi, kalbimizi, hayatımızı, malımızı, mülkümüzü, huyumuzu, yaşamımızı, vatanımızı, milletimizi ve bütün dünyayı hayırlı, hayırla, bereketle, lütuf ve ihsanımla temizle ya Rabbi. Amin. Cümle göçmüşlerimize rahmet eyle. Amin. Hatalarımızı tamamlamak konusunda ...bizlere basiret ve feraset ikram eyle... Amin. ...maddi manevi hastalıklarımıza şifalar... Amin. ...maddi manevi dertlerimize devalar... ...maddi borçlarımıza ve manevi kul haklarımıza edalar ihsan eyle... Amin. ...dünya ve ahirette umduklarımıza... ...na ilehil eyle ey lutfu sonsuz Allah'ımız... ...dünya ve ahirette korktuklarımızdan... ...endişe ettiklerimizden, afetlerden... ...yangınlardan, sellerden... Bulaşıcı hastalıklardan, yalandan, dolandan, her türlü kötülükten ve şerden, görünür görünmez kazalardan bizi, sevdiklerimizi ve duamıza ekran başında amin diyen tüm kardeşlerimizi emin ve muhafaza eyle amin. Ya Rabbi. Hayırları üzerimizden eksik etme. Dünya ve ahiretin saltanatını ve saadetini bizlere lütfen ve keremen ikram eyle. Amin. Seni seviyoruz, senden razıyız. Sen de bizi sev ve razı olduğun hale teftil eyle. امين امين يا مجيب السائلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه اللهم صل على محمد بسم الله